Arkadaşlar merhaba. Birinci Dünya Savaşı ile karşınızdayım. Birinci Dünya Savaşı'na bakmadan evvel isterseniz Birinci Dünya Savaşı öncesindeki bloklaşmalara bakalım. Çünkü her şey zaten bu bloklaşmalarla oluşuyor biliyorsunuz ki. İttifak bloğu ve İtilaf bloğu karşınızda. Üçlü ittifak bloğu Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. İtilaf bloğu ise İngiltere, Fransa ve Rusya. Tabii ki bunlar kuruluş aşaması biliyorsunuz. Çünkü ilerleyen süreçte İtilaf bloğu 32 devlet olacak. İttifak bloğu da 4 devlet olarak kalacak. Ve farkındaysanız arkadaşlarım kuruluş tarihleri çok enteresandır. İttifak bloğunun kuruluş tarihinin 1881 olduğunu görüyorsunuz burada. Yani bu savaş 1914'te başladığına göre demek ki savaşın çıkacağı daha 1881 yılından belliymiş. Ama bir kıvılcım beklenmekteymiş de diyebilirim aslında sizlere. Şimdi bakın bu devletlerin hepsini teker teker incelemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok önemlidir çünkü bu devletlerin temel politikaları nelerdir? Güçlüler mi? Güçsüzler mi? İsterseniz onlara bir bakalım. İtilaf bloğundan başlayalım istiyorum ben. Şimdi İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu zaten derslerimizde de çok sık ifade etmiştik arkadaşlar. Çünkü gerçekten İngiltere dediğim bu devletin o kadar fazla sömürgesi var ki kaynakları neredeyse tükenmeyecek seviyede diyebilirim. Hatta biliyorsunuz İngiltere'ye üzerinde güneş batmayan imparatorluk denmektedir. Bunun da sebebi biliyorsunuz. Çok fazla sömürgesi var. Sömürgelerinden bir tanesinde güneş batarken diğerinde zaten doğmuş olması dolayısıyla İngiltere'ye böyle bir tanım verilmiştir biliyorsunuz. Yani İngiltere çok güçlüdür diyebilirim ittifak, itilaf bloğunda. Fransa'ya baktığımız zaman arkadaşlarım Fransa gerçekten bir güçlü müdür dediğimizde güçlüdür evet ama tabii ki bir İngiltere değildir mesela. Yani tabii ki Fransa'nın da sömürgeleri fazladır ama bir İngiltere kadar çok fazla sömürgeleri yoktur. Yani Fransa aslında İngiltere'nin küçük kardeşidir gibi de düşünebilirsiniz güç bakımından değerlendirdiğimizde. Şimdi bu dönemde Rusya'ya ayrıca bir bakmak istiyorum arkadaşlarım. Rusya, bakın şu savaşı da bilmenizi istiyorum. 1904 ve 5 yıllar arasında Rusya ile Japonya arasında Mançurya bölgesi için yine bir sömürgecilik mücadelesi için bir savaş yapılmıştır. Bu savaşa 1904-5 savaşı denmektedir aslında. Rusya ile Japonya arasında unutmayın lütfen. Ve bu savaşta Rusya Japonya'ya kaybetmiştir arkadaşlar. Ve Rusya'da ekonomik anlamda çok büyük bir dar boğaza girilmesine neden olacaktır aslında bu savaş. Neden derseniz eğer bana yazılarım. Çünkü Mançurya gibi çok önemli bir sömürgesini de kaybedecek. Bir bakın 1904-5 yılından yavaş yavaş 1914'e gidildiğinde Rusya'daki ekonomik durum ekonomik buhrana dönüşecek aslında. Yani Rusya gerçekten ekonomik anlamda çok dar boğazda yer alacak. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ne sırasında aslında. Yani aslında Rusya eğer İtilaf bloğunda savaşa girerse İngiltere ve Fransa kesinlikle Rusya'ya destek göndermek durumunda. Bakın şöyle bir örnek vereyim size. Bu savaş öncesinde ve sırasında Rusya'da işçiler gerçekten çok ağır şartlar altında çalışıyorlar arkadaşlarım. Yani şöyle söyleyeyim. Rusya'da işçiler günde 16 saat çalışıyorlar ve neredeyse hani kıdı kıdına yetişmek durumunda kalıyorlar ya da yaşamak durumunda kalıyorlar diyebilirim. Ve biliyorsunuz zaten Rusya'da işçiler artık en sonunda yetti deyip Bolşevik ihtilalini de 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirecekler. Çünkü Rusya istediği yardımı alamayacak biliyorsunuz. Çünkü biz Çanakkale Savaşları'nda başarılı olduğumuz için boğazlardan geçip Rusya'ya destek gönderemeyecekler. Ve Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkacak ki birazdan göreceğiz zaten bunları. Şimdi İtilaf bloğuna baktığımız zaman en güçlüsünün yani abinin İngiltere olduğunu bilelim. Ve başta söylediğimi tekrar hatırlatıyorum arkadaşlarım. Evet başlangıçta 3 devlet olarak görebilirsiniz. Aslında başlangıçta da 3 devlet değiller. Yani eğer bu savaşa İngiltere giriyorsa neredeyse dünyadaki bütün devletler giriyor demektir zaten biliyorsunuz. Sömürgeleri dolayısıyla ama ilerleyen süreçte yani savaşın sonlarına doğru aslında İtilaf bloğu 32 devlet haline gelecek. Şimdi ittifak bloğunu inceleyelim isterseniz teker teker. Şimdi Almanya güçlü müdür dediğimiz zaman Almanya evet güçlüdür. Yani 1871 yılında özür diliyorum. 1871 yılında siyasi birliğini sağlayacak ve
Evet, siyasi birliğini geç tamamlayacak. Tabii ki sömürgecilik yarışına da geç girecek. Hatta doğduğu yıl arkadaşlar Sedan Savaşı'nda Fransa ile bir savaş yapacak Almanya. Ve bu savaşta düşünsenize Fransa'yı yenecek doğduğu yıl. Bu da onun gerçekten çok disiplinli, aslında çok da başarılı bir devlet olduğunu göstergesi olacak. Ve Alsace-Lorraine bölgesi dediğim gerçekten yeraltı kaynakları açısından çok zengin bir arazi Almanya'ya geçecek. Velhasıl kelam, Almanya güçlü müdür? Evet, güçlüdür aslında. Yani ittifak bloğunun en güçlüsü olacak aslında. Ama tabii ki itilaf bloğuna bakıldığı zaman Almanya onların yanında daha yeni doğmuş bebe niteliğindedir diyebiliriz. Şimdi Avusturya Macaristan güçlü müye baktığımız zaman sadece size şöyle bir soru sormak istiyorum aslında burada. Hemen yanıtlayabilirsiniz isterseniz. Hangi imparatorluk Fransız ihtilalinden sonra çok güçlü olabilir ki arkadaşlar? Hiçbirisi dediğinizi duyar gibiyim zaten. Bu sebeple Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun aslında çok güçlü olduğunu sizlere söyleyemem. İtalya'ya baktığımız zaman, şimdi İtalya zaten bu Trablusgarp Savaşı'nı da anlatırken söylemiştim, hatırlayacaksınız. O videoyu da dün izlediniz. Bu videoda da demiştim ki size, aslında İtalyanların askeri manada başarıları yok denecek kadar azdır. Tarihleri boyunca bakın dikkatinizi çekiyorum. Yani Trablusgarp Savaşı'nda da aslında beni yenemediler. Yani ben Balkan Savaşları çıktığı için biliyorsunuz hani yenilgiyi kabul etmek durumunda kaldım. Birinci Dünya Savaşı'nda da öyle çok böyle ahım şahım bir başarılar olmayacak. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda da öyle bir takım başarıları olmayacak. Ve İtalyanlar biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sırasında bakın İtalya'nın itilaf bloğuna geçeceğine dair zaten şurada okumuzda var. Biz de çizelim isterseniz. İtalya Birinci Dünya Savaşı sırasında da İkinci Dünya Savaşı sırasında da taraf değiştirecek olan bir devlet olacak arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlarım Osmanlı da zaten ittifak bloğunda savaşa girecek. Bakın isterseniz şöyle yan tarafta bir tane soru var. 2006 yılında çıkmış bir soruymuş. İsterseniz bir bakalım. Almanya Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahibi olmayı amaçlayan bu yaklaşım ile aşağıdaki devletlerden hangisinin üstünlüğüne son vermek istemiştir? Bakın net, aslında çok da kolay bir soru burada. Almanya benim üzerimde nüfuz sahibi olmak istiyorsa, benim üzerimde en fazla nüfuzu olan devlet bir şekilde devleti kırmaya çalışıyor demektir. Bu da hangisidir? Tabii ki İngiltere'dir. Yani bu kadar basit sorularla karşılaşacaksınız. Buna emin olun, çok da fazla gerilmenizi istemiyorum bu yüzden. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerine bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım genel nedenler, bakın iki tane genel neden varmış size yayın. Sanayi inkılabı. Temel nedendir kesinlikle. Sanayi inkılabı ile birlikte seri üretimin artması, ham maddeye ve pazara duyulan ihtiyacın artması, dolayısıyla sömürgeciliğin daha da fazla artması diyebiliriz. Bir diğeri de tabii ki Fransız ihtilalini getirdiği bir takım fikir akımlarının Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebepleri olarak görebiliriz arkadaşlar. Özel nedenleri ülke ülke baktığımız zaman isterseniz, Almanya Prusya önderliğinde biliyorsunuz kuruldu zaten ve Sedan Savaşı ile Fransızlardan Alsace-Lorraine bölgesini aldı. Fransızlar bu toprakları almak istiyor arkadaşlarım. İngiltere sömürgelerinde rakibi olan Almanya'ya karşı her fırsatı değerlendirmeye ve Almanya'ya bu sömürgelerini kaptırmamaya çalışıyor. Aslında Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'ya kaptırdığı Alsace-Lorraine bölgesini almak için tabii ki İngiltere'ye yaklaşacak. Rusya panslavist politikasıyla birlikte arkadaşlar Avusturya Macaristan'ı bir şekilde bertaraf etmek isteyecek. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Slav-Germen rekabetinde Rusya tehdidine karşı Almanya ile yaklaşacak. Ben size her zaman söylüyordum, hatırlıyor musunuz arkadaşlarım? Gördüm ki derste mesela diplomasi yüzyılında, yani Osmanlı Devleti'nin bu 18. yüzyılından bahsediyorum sizlere. Rusya ile Avusturya birleşip bana karşı saldırıyorlardı biliyorsunuz ki. Ve ben her zaman size derste diyordum ki arkadaşlar şu anda çıkarlarının çatıştığının farkında değiller. Fransız ihtilalinden sonra farkına varacaklar. İşte bakın farkına vardılar burada. Slav ve Germen çatışması Balkanlarda aslında iki devleti birbirine gerçekten baş düşman etti de diyebilirim. İtalya'ya baktığımız zaman arkadaşlarım tabii ki sömürge kurmak istiyor. Avusturya Macaristan'a kaptırdığı toprakları yeniden almak istiyor. Ve Osmanlı'ya baktığımız zaman aslında
Bir kere kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Özellikle Balkan ve Trablusgarp savaşlarıyla. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı'yı desteklememesi üzerine Osmanlı Almanya'ya yaklaşacak. Bunu da sizlere birazdan anlatacağım arkadaşlar. Ve Osmanlı siyasi yalnızlıktan kurtulmak istediği için aslında Birinci Dünya Savaşı'na katılmak isteyecek diyebilirim. Cephelere geçmeden evvel isterseniz ben biraz sizlere ekstra bilgiler vermek istiyorum gençler. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Osmanlı savaş Haziran 1914'te patladığında aslında tabii ki bir şekilde tarafsızlığını ilan edecek. Ve tarafsızlığını ilan ettikten sonra aslında tarafsız kalamayacağının çok farkında Osmanlı. Biz yavaş yavaş böyle itilaf bloğuna doğru gidiyoruz aslında ilk önce. İtilaf bloğuyla flört ediyoruz da diyebiliriz aslında. İngiltere'ye işte yanında savaşa girme isteğimi de söylüyorum ama İngiltere beni yanında savaşa istemiyor. Bakın bunun bir gerçek nedeni var, bir de görünür nedeni var. Bundan sonra her şeyin bir gerçek bir görünür nedeni olacak arkadaşlar. Şimdi gerçek nedeni aslında şudur. Neden İngiltere Osmanlı'yı yanında savaşa istemiyor dersek eğer. Tabii ki aslında beni almak istiyorlar. Yani beni almak isteyen bir devletin beni yanında alması çok saçma olacaktır. Ama tabii ki bana bunu söyleyemezler. Bir bahane bulmaları gerekir. Osmanlı'yı yanında savaşa istememelerinin bahanesi olarak da şöyle söylüyorlar biliyorsunuz ki. İşte sen güçsüzsün. Sana da destek olmam gerekiyor eğer seni yanıma alırsam. Ben zaten yanımda olan Rusya'ya destek oluyorum. Hani bu nedenle sen savaşa girmesen, sen tarafsızlığını devam ettirsen gibi bir şey söylüyor aslında. Tamam beni istemediler ve ben de bunun üzerine bu sefer ittifak bloğuyla yakınlaşmaya başladım. Ve ben ittifak bloğuyla yakınlaşınca aslında İngiltere bu durumdan birazcık muzdarip oldu. Ve İngiltere Osmanlı'ya haber gönderip dedi ki, Osmanlı eğer tarafsızlığını devam ettirirsen bakınız bana aslında bir nevi yem veriyor gibi göreceksiniz bunları da. Osmanlı tarafsızlığını devam ettirirsen, savaşa girmezsen bir, kapitülasyonları tek taraflı kaldırırım. Sana borç para veririm. Ve savaş öncesinde bana sipariş etmiş olduğun ve paralarını da peşin ödediğin iki tane savaş gemisini sana gönderirim diyor. Şimdi bakın bunlar benim için gerçekten güzel şeyler olabilir aslında ama çocuk kandırmaya çalışır gibi farkındaysanız ve şunu da unutmayın. Çıkmış bir sınav sorusuydu bu da arkadaşlarım. Şu kapitülasyonları hani tek taraflı kaldırırım gibi bir madde söylemiştim ya sizlere. Bu maddeye ilk tepkiyi kim veriyor biliyor musunuz? Almanya. Yani Almanya aslında beni yanında savaşa çok fazla istiyor. Neden istediklerini de hani birazdan söyleyeceğim sizlere. Ama benim iyiliğimi aslında istemediğini görebiliyorsunuz burada. Çünkü Almanya eğer bu kapitülasyonlar tek taraflı kaldırırlarsa Almanya da kapitülasyonlardan yararlanamayacağı için aslında kendi çıkarlarını düşünüyor. Ve bakın Almanya neden Osmanlı'nın yanında savaşa istiyor dersek eğer. Coğrafi konumumuz çok önemli biliyorsunuz. Kapatın bakalım boğazları. İngiltere dediğimiz devlet Rusya'ya nereden yardım gönderebilecek? Bakın bu çok önemli. Bir diğer arkadaşlarım insan sayısı. Bakın biz gerçekten çok kalabalık genç bir nüfusa sahibiz o dönemde. Yani çok fazla askerimiz var diyebilirim sizlere. Bir diğer arkadaşlarım cephe sayısının artması. Almanya maalesef öngörülü olamıyor burada. 3'ü 3 olarak kalacağını düşünüyor itilaf ve ittifak bloklarının. Eğer ittifak bloğu 4 devlet olursa güçlerini 4'e bölmek zorunda kalacaklardır diye düşünüyor. Ve en önemlisi aslında hilafet gücü diyebilirim arkadaşlar. Halifelik Osmanlı'da biliyorsunuz Almanya gerçekten çok güzel bir aslında politika üretiyor kendi kendine. Neden derseniz şöyle düşünün. Eğer halife bir cihat ilan ederse dünyadaki bütün Müslümanların Osmanlı'nın yanında yer alacağını düşünüyor aslında. Aslında böyle olmalı evet ama maalesef böyle olmuyor arkadaşlarım. Ki şunu da düşünmenizi istiyorum. Şöyle de bir dipnot vereyim size. İngiltere'nin ve Fransa'nın sömürgelerinin %80'inden fazlasının Müslüman olduğunu da düşünürseniz aslında Almanya gerçekten iyi bir şey yapıyor ama gizli antlaşmalar dolayısıyla biliyorsunuz ki maalesef Müslümanlar Osmanlı'nın yanında değil karşı tarafta yer alacaklar. Şimdi bakın arkadaşlarım. Gizli antlaşmalar nedir dediğim zaman hemen kısaca gizli antlaşmalardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Gizli antlaşmalar aslında Osmanlı'yı paylaşım tasarıları olacak. Osmanlı nasıl savaşa girecek? Önce isterseniz Osmanlı'yı bir savaşa sokalım. Osmanlı biliyorsunuz ki Goben ve Breslau adlı iki tane Alman gemisinin
Boğazlardan geçerek Rusya'nın Sivastopol limanını bombalamasıyla birlikte Osmanlı da ben bu gemileri satın aldım kardeşim, o gemilerin isimleri artık Yavuz ve Midilli'dir diyecek ve savaşa girdiğini bu şekilde ilan edecek. Şimdi Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girmesiyle birlikte arkadaşlarım tabii ki İtilaf devletleri ellerini ovuşturmaya başlıyorlar ve savaşı kazanacaklarından o kadar eminler ki aslında bu devletler. Savaştan sonra kimlerin nereleri alacağı belli olsun da hani savaştan sonra öyle çok da fazla uğraşmayalım mantığına girecekler aslında. Ve Sykes-Picot Antlaşması'na baktığımız zaman arkadaşlar İngiltere tabii ki petrol bölgelerini alacak. Fransa Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesini alacak ve Rusya ise İstanbul, Boğazlar ve çevresini alacak diyebilirim arkadaşlar. Burada şu gizli anlaşmalarda bakın Londra Antlaşması ile birlikte şurada görüyorsunuz zaten İtalya'nın taraf değiştirdiği aslında Londra Antlaşması'dır. İngiltere İtalya'ya der ki bu gizli anlaşma sırasında eğer bu savaş sırasında ittifak bloğunda değil de itilaf bloğunda yer alırsan savaştan sonra sana Osmanlı'daki Ege bölgesini vereceğim der ve İtalya bu şekilde taraf değiştirir zaten. Ve MacMahon'ı da bilmenizi istiyorum. MacMahon Antlaşması İngiltere ile Mekke Emiri Hüseyin Şerif arasında yapılmıştır arkadaşlarım. Ve bu gizli antlaşmaya göre de eğer savaş sırasında ilan edilecek cihada uymazsa Hüseyin Şerif, savaştan sonra bağımsız bir Mekke devleti vaat edilmiştir. Aslında ümmetçiliğin burada bittiğini de görebilirsiniz ama bu anlaşmalar gizli olduğu için tabii şu anda haberimiz yok. Peki bu anlaşmalar madem gizli biz nereden biliyoruz dediğimiz zaman savaştan çekilirken Rusya bütün gizli anlaşmaları açığa çıkartacak arkadaşlar. Birazdan da göreceğiz zaten. Şimdi isterseniz cephelerimizle devam edebiliriz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelere baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı sırasında taarruz ve savunma cephelerini göreceğiz arkadaşlarım. Lütfen dikkat edin. Taarruz cephelerimize Kaka diyeceğiz. Unutmayın lütfen. Kaka. Kafkas'ın K'sı, Kanal'ın K'sı bunlar bizim taarruz ettiğimiz yani bizim saldırdığımız cephe olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz Kafkas cephesiyle başlayalım. Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti tabii ki Rusya ile mücadele edecek biliyorsunuz ki. Nedenleri nelerdir dediğimiz zaman Bakü petrollerine ulaşmak. Bakü petrollerini tabii ki biz kendimiz için değil aslında müttefikimiz Almanya için istiyoruz. Çok da iyi niyetliyiz. Hindistan'daki İngiliz varlığını tehdit etmek çünkü Rusya'yı bir şekilde Kafkaslardan ekarte edersek arkadaşlar biliyorsunuz ki oralara rahat bir şekilde gidebiliriz. Orta Asya ile bağlantı kurmak bakın dikkat edin Enver Paşa'nın Pan-Türkizm yani Turancılık isteği aslında Kafkas cephesindedir ve Almanya'nın teşviki de diyebiliriz. Bakın arkadaşlarım bu savaşta bu cephede aslında Rusya çok fazla belden aşağı vuruyor ve Rusya aslında benim vatandaşım olan Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenileri bana karşı kışkırtıyor. Bakın bu savaş, bu cephe sırasında biz Ruslarla da mücadele edeceğiz ama aynı zamanda kendi vatandaşımız olan Ermenilerle de mücadele etmek zorunda kalacağız. Hatta Ermeniler Türkiye köylerini basıp Türklere o kadar büyük eziyetler edecekler ki bu cephe sırasında. Osmanlı Devleti de 1915 yılında tehcir yani zorunlu göç yasasını çıkartmak durumunda kalacak ve zorunlu göç yasasını çıkarttıktan sonra biliyorsunuz ki savaş bitene kadar Ermenileri Suriye'ye göç ettireceğiz. Yani sözde soykırım muhabbeti de buradan patlayacak biliyorsunuz. Çünkü Nisan 1915'te Ermenileri göç ettirirken tabii ki onları çok iyi şartlar altında maalesef gönderemiyoruz. Savaş zamanı hava soğuk, ulaşım çok yetersiz. İşte kanlılarla, at arabalarıyla giden insanlar, soğuktan hastalanıp ölenler, işte gıda hani beslenme yetersizliğinden dolayı ölenler, salgın hastalıklardan dolayı ölenler tabii ki vardı. Ufak çatışmalar tabii ki var. Ama işte Ermeniler bu duruma Ermeni soykırımı yaptınız diyor. Tabii ki bu bir soykırım değildir aslında. Çünkü bir şeyin soykırım haline gelebilmesi için biliyorsunuz ki devlet politikası haline gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kafkas cephesinde Ermenilerle de mücadele ettiğini unutmayın lütfen. Şimdi bakın arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa da bu cephede savaşacak arkadaşlar. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden bir tanesi Kafkas cephesi olacak unutmayalım. Kars bu
Kafkas cephesi Brest-Litovsk Antlaşması ile kapanacak. Bunu unutmayın lütfen. Brest-Litovsk Antlaşması Osmanlı Devleti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında 3 Mart 1918 yılında imzalanacak arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Bakın Rusya ile imzalandı demedim size. Sovyet Rusya ile imzalandı dedim. Çünkü Çanakkale cephesini biz kazandığımız için az evvel de bahsettim sizlere. Rusya'da işçiler Bolşevik ihtilalini çıkartacaklar ve bu ihtilalle birlikte Rusya savaştan çekilecek ve yenilecek. Ve bakın Kars, Ardahan ve Batım Osmanlı'ya bırakılıyor. Yani aslında ben bu cepheyi kazanmadım ama Rusya'nın savaştan çekilmesiyle birlikte, yenilmiş kabul edilmesiyle birlikte bu bölgeler bana veriliyor. Mağlup olsak da yani kazançlı çıktık diyor zaten. Mustafa Kemal bu cephe kapanınca Suriye cephesine tayin edilecek. Bakın Mustafa Kemal arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı'nda 3 cephede mücadele edecek. İlkini gördük zaten, Kafkas cephesi, Çanakkale cephesi var biliyorsunuz ve en sonda aslında Suriye cephesinde mücadele edecektir dedikten sonra isterseniz Kanal cephesine geçelim. Kaka'nın diğer K'sı. Kanal derken tabii ki Süveyş kanalından bahsediyorum arkadaşlarım. Osmanlı'nın Mısır'ı ele geçirmek istemesi, Almanya'nın tabii ki istek ve teşviki ve Hindistan yolunu denetim altına alarak İngilizlerin Hindistan'la bağlantısını kesmek. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu benim şahsi fikrimdir gençler. Ki geçen sene de bu konuyu anlatırken sizlere söylemiştim zaten. Gerçekten 1. Dünya Savaşı'nın bana göre, bu benim şahsi fikrim, sonucunu etkileyecek ya da sonucunu değiştirecek tek cephe Kanal cephesiydi. Çünkü eğer düşünsenize, eğer Süveyş kanalını kapatırsanız İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmiş olursunuz. Böylece ne olur biliyor musunuz? İngiltere'nin ana damarlarını kesmiş olursunuz. Ama maalesef biz bu cephede başarısız oluyoruz arkadaşlar. Neden başarısız oluyoruz? İşte donanmam yetersiz. Almanya yeteri kadar destek vermedi bana. İşte ne bileyim, Almanlar Araplar İngilizlerle birlikte hareket ettiler. Çanakkale cephesi de açılmıştı vesaire derken biz bu cephede de başarısız olduk diyebiliriz arkadaşlarım. Hatta şu başarısızlarımızın üstüne şöyle bir çarpı atalım isterseniz. Hangi cephede başarılı olduğumuzu görelim de hani ilkokuldaki gibi düşünmeyelim. İlkokulda şey diyorlardı ya. Aslında biz 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmedik. Almanlar kaybettiği için yenilmiş sayıldık mantığı da ortadan kalkmış olsun. Şimdi savunma cephelerimizi de arkadaşlarım Sıç olarak ben size geçen sene kodlamıştım farkındaysanız. Sıç'ın S'si Suriye olsun, I'sı Irak olsun, Ç'si Çanakkale olsun, Hicaz Yemen olsun. Şimdi bakın şu yaylarda yardımcı cepheler olacak. Size şuraya hemen bir tane Y harfi yazmak isterim. Şimdi isterseniz Irak ya da Musul cephesiyle başlayalım. Şimdi bir kere eğer Irak ve Musul cephesi diyorsam size direkt olarak aklınıza gelmesi gereken şey şu aslında, tabii ki petrol. Eğer bir yerde petrol varsa orada tabii ki kimler vardır arkadaşlar? İngilizler vardır. İngilizler burayı almak istiyorlar. Bu bölgedeki Abadan petrollerine ulaşmak istiyorlar aslında. Yani Musul'da çok önemli petroller var biliyorsunuz ki, bunları almak istiyorlar. Ve Ruslara karadan destek olmak. Bakın hala Ruslara bir şekilde destek olma mücadelesindeler diyebilirim sizlere. Kutül Amare önemlidir arkadaşlar. Bakın bu Kutül Amare'yi bilmenizi isteyeceğim. 1915-16 yıllarında gerçekten çok büyük bir başarı gösteriyoruz aslında Kutül Amare denilen yerde. Ama İngiltere'nin sömürgelerinden gelen kaynaklarla maalesef biz Irak cephesinde de başarısız oluyoruz. Ve bunun üzerine de isterseniz çarpımızı çizelim. Çanakkale'yi sona bırakmak istiyorum gençler. Hicaz Yemen cephesine baktığımızda İngilizlerce kışkırtılan, Araplarla yapılan mücadele bölgesidir aslında. İşte bakın burada biz kutsal yerleri korumak için mücadele ediyoruz ama Arapların sırtımızdan vurduğunu gördüğümüz cephe aslında Hicaz Yemen cephesidir arkadaşlar. Hani McMahon antlaşmasına uyarak Suriye Filistin Osmanlı açısından 1. Dünya Savaşı'nın son cephesidir diyebilirim arkadaşlar. Mustafa Kemal'in de savaştığı cephedir. Maalesef biz bu cephede de başarısız oluyoruz. Ve gelelim bizim için en önemli aslında cepheye, Çanakkale cephesine. Osmanlı'nın kazandığı tek cephe Çanakkale cephesidir. Bunu unutmayalım lütfen. Şimdi bakın savaşın nedenleri
özür dilerim, cephenin nedenleri nelerdir dediğimizde, İngilizlerin İstanbul'u alıp Osmanlı'nın savaştan çekilmesini sağlamak, Rusların bu cephenin açılmasını istemesi, yardım istiyorlar çünkü biliyorsunuz ki, İngiltere ve Fransa'nın Ruslarla kesilen irtibatı sağlamak istemeleri, tarafsız kalan Balkan devletlerini itilaf devletlerinin safına çekmek istiyorlar bu adamlar, Balkanlarda cephe açarak ittifak devletlerini kıskaca almak istiyorlar ve denizden geçemeyince Gelibolu'ya asker çıkararak aslında bir şekilde karadan İstanbul'a hani ulaşmaya çalışacaklar da diyebilirim. Arkadaşlar biz bu cephede biliyorsunuz kara ve deniz savaşları olmak üzere mücadele ediyoruz. Nusret Mayın gemisini unutmayın lütfen, bir gecede döşediği mayınlarla çok büyük başarı kazanmamızı sağlıyor. Seyit Onbaşımızı unutmayın lütfen. Mükemmel bir güç gövde gösterisi yapıyor biliyorsunuz ki. Yani bu cephedeki masal kısmını geçiyorum artık. Çünkü 12 yıllık öğrencilik hayatınız boyunca zaten bunları çok yaşadınız. Bu cephede Mustafa Kemal gerçekten bir güneş gibi doğacak arkadaşlar. Ve cephede başarılı oluyoruz ve sonuçları nelerdir dediğimizde, lütfen unutmayın bu bir sınav sorusuydu. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına sebep olacak arkadaşlar en az 2 yıl. Rusya'ya yardım gidemeyince arkadaşlarım, Rusya'da Bolşevik ihtilal çıkacak, yani işçi sınıfı ihtilal gerçekleştirecek ve Çarlık Rusya yıkılacak, yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulacak. Yani Rusya savaştan çekilen ilk devlet olacak. Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa girecek. Bu bizim için çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü ittifak bloğu arasındaki kara bağlantısı sağlanmış olacak arkadaşlarım. Milli mücadele ruhunun doğmasını sağlayacak. Bakın Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman halkı örgütleme çalışırken hep Çanakkale Savaşı'na örnek verecek ve diyecek ki evet biliyorum hiçbir şeyimiz yok, silahlarımızı terhis ettik Mondros'la birlikte, göreceksiniz onları da anlatacağım zaten, işte askerimiz yok, paramız yok, evet ama Çanakkale'de de yoktu bakın paramız vesairemiz ve biz kazandık. Ve bu şekilde aslında halkı galeyana getirecek. Ve şunu unutmayın, Mustafa Kemal ilk defa dünya çapında Çanakkale cephesiyle tanınacak arkadaşlarım. Ve arkadaşlarım aslında Mustafa Kemal'in burada çok başarılı olması milli mücadele açısından çok yararımızda. Neden derseniz eğer, çünkü düşünsenize Samsun'a çıkan bir Mustafa Kemal var. Bir de Çanakkale Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal var. Bu yüzden halk onu tanıyıp sevdiği için aslında onun arkasından gitmesi çok daha kolay olacak da diyebilirim. Ve Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki tek kazandığı cephe olduğunu da söyledikten sonra yağlar var bakın burada arkadaşlar. Galicia, Makedonya ve Romanya. Bunlar da sınırlarımız dışındaki cephelerimizdir aslında. Ve yardımcı cephelerimiz içerisinde yer alacaklardır diyebiliriz. Şimdi isterseniz Sir Wilson ve savaşa giren bir astrolist. Şimdi ABD tabii ki aslında savaşa girmek istiyor. Bunun bir görünür nedeni var. Bir de gerçek nedeni var zaten arkadaşlar. Şimdi bu görünür neden ve gerçek neden nedir dediğimiz zaman, aslında biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri doğduğundan itibaren neredeyse Monroe doktrinindeydi. Yani yalnızlık politikasındaydı. Ben kimseye karışmıyorum, kimse de bana karışmasın mantığında devam eden bir devletti. Amacı büyümekti. Büyümek ve o en pik yaptığı noktada kendini büyük hissettiği noktada bir dakika ben de varım diyebilmekti aslında. Şimdi bu Monroe doktrininden 1. Dünya Savaşı sırasında sıyrılacak. Bakın nasıl olacak dersek eğer. Arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devletleri aslında savaşa girmek istiyor. İngiltere de aslında ABD'yi yanında savaşa istiyor. Neden derseniz, çünkü İngiltere'nin taze kana ihtiyacı var. Gerçekten müttefiklerine sürekli destek olmak durumunda kalması dolayısıyla sömürgelerindeki kaynaklar bile bir şekilde azalmaya başladı. İngiltere'yi yanında istiyor ABD'yi. ABD savaşa girmek istiyor. Gerçek nedeni dünya siyasetinde söz sahibi olabilmek. Görünür nedeni ise Alman denizaltılarının ABD ticaret ve yolcu gemilerini bombalamasıdır diyebiliriz aslında. Hocam bu da gerçek neden olamaz mı? Tabii ki olabilir ama aslında şöyle bir durum var. Savaşın başından beri neredeyse Amerika İngiltere'ye silah satıyor ve Almanya bunu duydu, birkaç kez uyardı ABD'yi. Dedi ki bak kardeşim, dünya savaş hukukuna aykırı, sen tarafsız bir devletsin ve hiç kimseye yakın olamazsın aslında, ama Amerika bunu çok da fazla dinlemeyince bu sefer bombalamak durumunda kaldı. Şimdi İngiltere bir şekilde Amerika'yı yanında savaşa istiyor, evet, ve Amerika da diyor ki evet tamam seni yanında savaşa girerim ama benim bir takım isteklerim var. Lütfen Wilson ilkelerini hiç unutmayalım arkadaşlar. Wilson ilkeleri der ki
Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacak. Hani o Osmanlı'yı paylaşım tasarıları vardı ya, onlardan bahsediyorum. Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak. Ay ne kadar da şirin baba bir adam. Tabii ki değil. Bakın şunu unutmayın. Amerika ilk doğduğunda sömürgeciliğe karşı olabilir, evet. Yani 1783'te sömürgeciliğe karşıydı. Çünkü kendisi sömürülen bir devletti, biliyorsunuz. Ama şunu unutmayalım lütfen arkadaşlar. Burada savaş tazminatı ve toprak alınmayacaktır denmesinin nedeni aslında Amerika dünyadaki tek güç olmak istiyor. Çünkü hem sömürgeciliği yasaklıyor hem toprak alınmayacaktır diyor. Düşünsenize, o zaman İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerini elinden alırsanız geriye ne kalır ki? Neredeyse hiçbir şey. Bu nedenle aslında Amerika burada çok mantıklı bir politika takip ediyor diyebilirim. Artı, silahlanma yarışına son verilecek. Yenilen devletlere siyasi ve ekonomik destek olunacak. Boğazların ve uluslararası suların güvenliği sağlanacak. Alsas-Loren bölgesi Fransa'ya verilecek. Almanya işgal ettiği yerlerden çekilecek. Belçika yeniden kurulacak. Osmanlı Devleti'nin Türk olan bölgelerine egemenliği tanınacak. Fakat Türk olmayan bölgelere kendi kendini yönetme hakkı verilecek. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Bunu size geçen sene şu şekilde vermiştim. Osmanlı'da azınlıkların çoğunlukta olduğu yerler, azınlıklara Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklere verilecektir olarak vermiştim sizlere. Dünya barışını sağlamak için milletler cemiyeti ya da cemiyeti akvam kurulacak arkadaşlar. Boğazlar bütün milletlere açık olacak diyebilirim sizlere. Yorumlarına baktığımız zaman aslında bunların. Şimdi İtilaf devletleri çıkarlarına ters olan bu maddeleri ABD'nin desteğini alabilmek adına kabul etmiş gibi göründüler aslında. ABD'nin bu ilkelerle amacı bir barış ortamı oluşturmaktı. Yenilen taraf olan ittifak devletleri bu ilkelerin uygulanacaklarına inandıklarından ateşkes antlaşması imzaladılar. Milletler Cemiyeti ifadesi ilk kez kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nde azınlıklarla ilgili kararları uygulamak için Ermeni ve Rumlar İtilaf Devletlerinden destek isteyeceklerdir. İtilaf Devletleri bu prensiplere tabii ki uymayacaklar. Wilson ülkeleri doğrultusunda ABD mandaterliği de gündeme gelecektir diyebilirim arkadaşlarım. Bakın sizlere demin bahsettiğim gizli anlaşmaları ayrıntılı bir şekilde aldık burada. Londra Anlaşması, hani İtalya'nın taraf değiştirmesini sağlayan antlaşmadır. Sykes-Picot Antlaşması'nda kimlerin nereleri alacağı bellidir. Bakın arkadaşlar, Balfour Deklarasyonu önemli. Şunun da altını çizelim. Balfour Deklarasyonu ile birlikte İngiltere ile Yahudiler arasında imzalanan bir sözleşmedir aslında. Bu Yahudilere Filistin'i vaat ediyorlar. Macmillan Antlaşması ile de biliyorsunuz, demin bahsettim zaten. Aslında ümmetçiliğin bittiğinin göstergesidir de diyebilirim sizlere. Bakın arkadaşlarım, Amerika'nın savaşa girişi savaşın süresini kısaltmıştır aslında. Çünkü dünyanın süper gücünün savaşa girdiğini düşünün isterseniz. Ve ABD'nin savaşa girmesiyle birlikte ittifak devletleri yavaş yavaş korkmaya başladılar. Tabii ki ateşkes istemeye başladılar. Bu ateşkes istemelerindeki temel aslında müsebbip Wilson ülkeleridir. Çünkü savaşı kazananlar kaybedenlerden toprak almayacaklar. Sömürgecilik yasaklanacak. Bunlara güvendikleri için insanlar birer birer mütareke istemişlerdir zaten. Ve bakın arkadaşlarım, bu mütarekelerle birlikte Osmanlı Devleti de tabii ki barış isteyecek. Ve bu barışla birlikte aslında Mondros Mütarekesi imzalanacak, ama onu da isterseniz bir sonraki videomuzda anlatalım. Şimdilik teşekkür ediyorum.